Bu bizim mottomuz. Bileği iş yapana kafası ve kalbi itaat eder. Bunlar kamerada değilim ya, değil mi? Şu an kamerada. Yapma be! Bir şey hocam, Selma Hanım'a de ki, sana bir kız evlat daha getiriyor. Benim mesleğim kamçılık. Türkiye'nin ilk konstrüktör kamçısıyım. 68 yıl tophane mezunuyum. Yıldız Tekniği'yle bu meslek sayesinde gündüz çalışıp, gece okuyarak devam ettim. İnsanlara kapıyı yaş alanlar açacak. Benim bu maker hareketini meydana getirmem yakın yıllarda olmadı. 72 yılındaki atölyemi başlattığımda çırak yetiştirirken o çıraklarını öğrenmesini ilk istediğim şey telden araba yapmaktı. Tüm zamanların şampiyonuyum ben. Sokaklarda, şeylerde telden araba yapan adam. Niye? Babam da eski Yugoslavya zamanında o Avusturya-Alman karışımı Wolf Krüger'in öğrettiklerinden bir tanesi telden araba. Evet. Ve gerçekten hani yarık tekerlekleri falan hepsi. Şimdi bu telden arabadan o kadar çok insan yetiştirdim ki bunların içinden çok mühendis var. Aslında bu bir çeşit ilmin zekatı gibi. Yani bir ilim öğreniyorsunuz ve başkasına aktarıyorsunuz. Böylelikle ilmin zekatını vermiş oluyorsunuz bir bakıma. Bizim macirların lafı onun üstü söyleme yetmiyor da derdi ki abi bir borç dur. Lazım bunu ödeyesin. Eğer bunu ügretmişsen içinde melekler dolaşır, gelir yanında dolaşır. Ügretmediysen şeytan kapıda. Ne güzel demişler. Abi işte bu kadar ya. Aynı şeyi söylüyor. Evet. Ben Yüksel Hoca ile üniversiteleri geziyoruz ya. Ben onlardan bahsettim Sayın Vekilime. Vermek almaktan iyidir. Kesinlikle. Vereceksin. Vereceksin. Önce ver. Sonra konuş. Sırf konuşmada bir şey olmuyor. Ve uygulama şart. Uygulama şart. Japonya'daki gezim beni şok etmiştir. Ben Alman terbiyesiyle büyüdüm ama Japonya'daki gezim daha farklıdır. Anlatmak istediğim şey şu. Eğitim yaşı 5. Kesin kes. Japonya'da. Evet. Tavır böyle. Ve bu çocuk evden çıkarken çantasını kendisi taşır. Servis yoktur. Sokağın başındaki devletin belediye otobüsü geçer. Tek farkı şudur. Her ismin, her çocuğun otobüs durağındaki bastığı yerde adı vardır. Çantasını da kendisi taşır. Okula gider, sabah çayını birisi küçük yerde bir ocak var, yakar. Sabah çayı, onlar da bizim gibi çay içiyorlar. Ve o çayı arkadaşlar servis eder. Çok küçük çocuklar da. Bizde annelerin hiçbirisi onu yaptırmaz. Ya değilirse. Sorduk işte hocaya orada. Bu çocukların hiçbir kaza yapan oldu mu? Ne demek dedi o? Kaza, yani devirdi mi? Neden? Neden? Yani dünyaya gelirken daha yazılımı yazılmış onun nedeni yok. Öyle oluyor. Ve sırasıyla o 12 çocuğa servis veriyor, birisi keki dağıtıyor. Sonra gidip bunları yıkıyorlar, temizliyorlar. Şarkı türkü söylüyorlar filan filan. Bize Allah'ım yarabbim, aman çocuğum, aman evladım, aman şöyle olma, aman böyle olma, ondan sonra hiçbir şey olma. Bir de burada mesela bu bisikleti tamir eden çocukların fotoğraflarını gösterdiniz ya az evvel. Hani mesela onların anneleri, çocuğum yere mi yattı, ay çocuğum çömeldi mi, şöyle vesaire. Hani bir toza toprağa bulanmak lazım değil mi yani sanki hayatta yaşarken? Biz bunları yaşadık inanın ki. Çünkü kurduğumuz eğitim sisteminde anne veya baba, genelde anneler gelip çocuğum ne yapıyor yanında, tabii onlara biz şey kuruyoruz, oturma yerlerimiz var. İşte bir gün yöneticiye anne demiş ki, çocuğum yere yatıyor görmedin mi? Şimdi yönetici demiş ki, nasıl diyeyim yatma? Neden? Bisikleti o monte ederken kendisi yatmış. Tutku içerisinde o. He, değil mi?
İpek ondan da annesinin adı neydi? Hülya. Hülya, ha, evet. Hülya Hanım. Ondan sonra o sesleniyor, Hülya Mühendis. Yandaki bayana diyor ki, sesini çıkarma, sesini çıkarma. Bir şey olmaz. Azıcık, azıcık tozlansın, azıcık. Ve böylelikle o bisikleti sökme, takma heyecanını biz veriyoruz. Biz bunları anlatıyoruz. Neden? 12 ülkede eğitim aldım. Ben devlet memuru değildim, daha kısa pantolonlarla geziyordum misal o tarihte. Ama neden? İşte Allah rahmet eylesin o Wolf Krüger, Allah rahmet eylesin babam. Babamın bütün kardeşleri, bütün sülale, çevre, bizim macir takımı her şeyi kendisi yapmak zorundadır. Ben helva bile yaparım ben. Evet. Ama hangi helvadan? Annemin öğrettiği 1 saat 45 dakika yavaş yavaş. Usulüne uygun. Neden? Bilge bir insandı. Kosova doğumlu. Bizim orada bir lisanımız vardır. Böyle hoş bir lisandır ama çok candandır. Nenemin çok söylediği bir söz aklımda. Acele ederiz ya çocuklar böyle. Bir şey yapalım filan. Abi çocuğum olmaz ile. Lazımsa yaparsın bile bile. Nasıl yapacağız nene? Dur kurayım daha sonra varayım. Olmaz. Ne yapacağız? Kurulu gezeceksin. Bize bunu 500 kere anlatılır. Liseye geçince bir gün ne dedim ya? O neydi be Allah aşkına dedim ya? Ben bir anlatsana şunu çatlayacağım. Bilir misin dedi. Eskiden var dedi çakmaklı tüfekler. Çakmaklı. Hatırlıyorum dedim. O barutu yakacak olan mekanizmada tetik var ama tetik kurulu olacak. Kuruluyken gezeceksin. Ava gittin ya. Kuruluysan %100 büyük şansın var. Ha. Yok. Önce ben bir avı göreyim. Sonra kurarım. Kurarken ne olur? Çıt diye ses çıkar. Abi çocuğum bilir misin? O kuşun akli senden daha fazla. Bili ki sen gelirsin orada yapacaksın onu bir. Kaçar. O kaçmasın diye lazım kurasın, kurulu geçesin. Yarın çok fırsatlar eline geçecek. Sen okudun mu? Hazırladın mı? Ellerin alışık mı? Yüzlerin gürü mü tam? O zaman her fırsatı değerlendirirsin. O zaman beni hiç unutmazsın. Yarın bizi ne bekliyor? Beni, seni, benim çocuklarımı, ülkemi ne bekliyor? Ben ülkeme ne vereceğim? Evet. Ülke bize ne verecek değil de biz ülkeye ne vereceğiz? Bir numara olay bu. Evet. Onun için atasözleri çoktur bizde. En erken yaşta öğrendiğimiz efendilik en büyük yiğitliktir. Gene nenem anlattı. Peygamber Efendimiz şöyle şöyle yapmıştır. Nasıl anlatırsak mısın bu size bunu? Nene tamam. Ne dedim ben şimdi? Peygamber Efendimiz. O efendiydi. İslamiyet'i hep anlattı, sevdirdi. Sen de sevdireceksin, efendi olacaksın. İşte bu rahleyi tedris bu fabrikanın içinde oluyor. İş sosyolojisini ve tabii ki temeldeki insan, birey sevdasını ben üşenmem anlatırım. Teşekkür ediyoruz. Bir de hani hep bizim mesela atasözlerimizde belirli noktalarda atıf yapılır. Mesela gerçekten hayatımıza bir şekilde iz düşme olan mesela aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz yani hakikaten. Ziya Paşa. Evet, sürekli üretmek. En çok sattığım bu değil mi? Evet. Üretmeyi telkin eden bir haliniz var. Üretim odaklı bir model sunuyorsunuz. Yani İnan, bir model oluşturmuşsunuz ve bunu paylaşıyorsunuz. Bitmeyen bir pil var üzerimde. Bitmeyen farkındayız. Bir pil. Vallahi billahi ya. Fagner makine alanı eğitim modelinin C tipi montaj atölyesi. Bu tamamen kendime ait bir tasarım şekli. Burada zamanı çok kazanıyoruz. Yeni başladık. Nasıl çocuklar ilgiler? Gittikçe güzel oluyor. Yani geçen döneme göre çok var. Bir önceki dönemden daha iyi oluyor. Evet. Güvenlikle. Güvenlikle. Güvenlikle hale geliyor. Emeklerinize sağlık hocam. Ne güzel, üreterek mutlu. Bana söylersen unuturum, gösterirsen belki hatırlarım. Ben de işin içinde görevlendir, hiç unutmam. Bir de geçiyoruz. Tüm çalışması
takım ruhu için çok emek veriyor. Evet. Kaç senedir bende çalışıyorsun? 24 yıl. 24 yıl. Evet. Sıfırdan geldi. Evet. 24 yıl. Yani bana bulaşan yandı. Kurum kültürü var yani. Kurum kültürü var. Evet. Evet, kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Eş zamanda rakiplerin bir yarış yapıyorsun. Evet. Eş zamanda yarış yapıyorsun. Evet, orada verileri giriyorsun. Buradaki ayarlamaları yapılması lazım. Evet. Ona göre referans alıp oradan da buradaki işlemleri döküp işlemeye başlıyoruz. Eyvallah. Ne kadar zamanda öğrendin bunu? Çok kısa bir sürede öğrendim. Mesela? 3-4 hafta kadar, tam bir anlamda, tam anlamıyla 3-4 hafta kadar iyice öğrendim her şeyi. Bu sene 120 projemiz var. 120 tane, bakın şu masanın üstündekilerden 120 tane çocuklar buraya geliştirdiler, kendileri geliştiriyorlar. İşte böyle bir şeyi tek tek bu parçaları işleyerek çalışır hale getiriyor. Kaç yaşında bunu yapan çocuklar? Kaç? 5? 5 yaşından itibaren atölyemiz öğrencilerimiz gelebiliyor. 18 yaşına kadar programlarımız devam ediyor. 5, 7, 7, 12, 12, 15, 15, 18. En çok sevdikleri oyuncaklardan bir tanesi de bu. Bu işte mekanisyene yaklaştırmak. Garsonların bileklerine bağlanması için bir aparat yaptı bir öğrencimiz. Oo, korona alarmı. Evet, Poyraz. Bir kişi fazla yaklaştığı zaman mesela ötüyor. Bunu onayladınız mı? Evet, bu beraber yaptığımız projemiz öğrencimizde. Çok güzel. Bu en inovatif. Sosyal mesafeyi gözetmiyoruz şu an değil mi? Ötüyor. Evet, evet, şu an ötüyor. Uyarıma yapıyoruz. Evet. 10 yaşında an... çocuk oldu. Evet. Evet. Muhteşem. 5 yaşından beri de bizimle birlikte arkadaşımız. Kaplumbağa otomatik modeli. Kaplumbağa. Sevdin mi bunu? Sevdim. Bunu üretmek ister misin? İsterim. Hadi bakalım o zaman. Burada 30'a yakın parça var. Hepsini 3D'de, 3D yazıcıda kendisi üretiyor. Muhteşem. Takım çalışması olarak. Bunu yaptığı zaman çocuk artık maker ruhunu taşıyor. O bir terbiye. Evet. Yerleşiyor benliğine. Üreten insan. Evet. Sonra diğer bir hamlede robot yapacağız amca, dayı, hoca, öğretmen. Hadi bakalım robot yapın o zaman. Bütün parçaları kendileri üretiyorlar. Muhteşem. Bir imece takım çalışma yoluyla bu robotu, ilk hayatının ilk robotu, ilk robot ne iş yaparmış. İşte sana bir sürü fırında bir sürü ekmek var. O ekmeği sürekli taşıyacak, sana getirecek. Bunu ekmek zannet. Al sana ekmek, taşıyor işte. Çok güzel. Gibi izah ediyoruz çocuğun anlaması için. Maker hareketinin başlangıcı bir tarihte torna ile olmuştur. Bu çocuk bu tornada şunu yapmak. Bunu öğrendi. Çok çabuk öğrendi. Bizim ondan beklentimiz şunu yapması. Şunu yapması. Ne var bunda? Zorluk olan budur. Bunu buradan çıkaracak. Evet. Değil mi? Çok zor. Hakikaten. O zaman kaç saat yapıyorlar ara şeyde otobüslerde? Günlük 28 saat eğitim alıyorlar. Hayır, kaç saat sonra bunu yapabiliyor çocuk? Yani 4. saat sonunda. 4. saat. Çocuk yapıyor karavanlarımızda. Köylerde ama. Köylere de gönderebiliyor muyuz bunu? Muhteşem. Evet. Kesti bu parçayı, çıkarttı. Kaza var mı burada? Evet, bu bizim teknolojimiz. En çok korkan, evet. Dişler arasındaki açılar ile mesafeler kesmeyi engelliyor. Ama ağacı kesiyor. Çok basit bir şey. Ama burada çaktırmadan biz hidropnömatiği veriyoruz. Çocuk bunu bilmiyor ama. Bilmiyor. Ta ki liseye gelecek. Mühendis olacak, aa biz bunu yapıyorduk diye bağıracak. Şu basit. Hazır modeli
kendi emeğiyle bu parçaları yapıyor. Bunu yaptıktan sonra hemen bir tane amfibi köprüsü yapıyor. Ya, evet. Bakın, askeri terimdir bu. Dolayısıyla yaptıkça yeni teaserlar, meraklar çıkıyor. Bu masum bir mancınık. Evet. Biz bunları okullara dağıttık, sonra bir sürü telefon geldi. Ne yapmış çocuk? Ne? Cebine leblebi koymuş. Leblebi de böyle, koymuş, öğretmene atmış. Ya. Şaka olsun diye. Öğretmen dedim, sen kızdın mı? Vallahi kızmadım dedi. Niye kızmadın? Ya çocuk buluş yapıyor, bana nasıl gösterecek? Leblebiyi bana atarsa ben güzel de kızmayacağım. Hadi dedim. Oğlum bir tane de elimle tutayım. Aferin dedim sana ya. Evet. İşte öğretmen budur. Karanlığa küfretme. Bir mumu yakabiliyorsan yak.